Merhabalar, benim minicik minicik mini minnacık bebeklerim diyeceğim, olmayacak. Siz bebek değilsiniz artık. Ana sınıfında mısınız? Hayır. Ne yaptınız? Evde bol bol yumurta, zeytin, peynir, süt gibi ürünlerden yediniz. Bolca kas yaptınız, büyüdünüz ve birinci sınıf oldunuz. Değil mi? Bebek denir mi size? Denmez. Siz bebek olamazsınız. Ne olabilirsiniz? Ne olabilirsiniz? Her zaman dediğim gibi kızıcıklarım olun. Kızıcıklar büyüse de kızıcıklar olabilirler, değil mi? Bebek değilsiniz ama benim kızıcıklarım olabilirsiniz. Evet, yavru kurtlarım, yavru kuzucuklarım. Kurtlarım dediklerim bu yakışıklı yakışıklı delikanlılar var ya, kurt gibi bakıyorlar böyle. Böyle gardını almışlar. Ders anlatacak öğretmenim. Ben bilgileri havada kapacağım, havada kapacağım. Hepsini böyle buraya dolduracağım diyen kurt gibi bakan minik erkekler var. Ayrıca böyle şahin bakışlı kızlarım var. Şahin bakış nedir biliyor musunuz? Çok keskin bakarlar. Ne görürsem, ne duyarsam muhafızama kaydedeceğim derler. İşte bugün sizi öyle bir ders bekliyor. Ne duyarsanız, ne görürseniz buraya kodlama zamanı. Kodlama mı dedim? O ne diyeceksiniz? Yani buraya kayıt yapacaksınız. Aynı bilgisayara kaydeder gibi, tablete kaydeder gibi, değil mi? Şimdi benim öğrettiğim bilgileri siz buraya kaydederseniz biri bir soru sorduğu zaman pata 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 cevap vereceksiniz, değil mi? Evet. Şimdi ne öğreneceğiz öğretmenim? Tamam, söylediniz söylediniz de ben ne öğreneceğimi anlamadım mı dediniz? Hemen söylüyorum. Birinci sınıflarda matematikte ne öğreneceğiz? Toplama işlemini. Zaten daha önceki dönemde öğretmenleriniz size neyi öğretti? Evet, sayıları öğrendiniz değil mi? Sıfır. Sıfırı göstermek istiyorum. Sıfır neredesin? Sıfır. Sıfır. Şaka yaptım. Sıfır bulunamaz ki. Sıfır yok çünkü. Adı üstünde. Sıfır dediğimiz şey hayalet gibidir. Tatlı bir hayalet gibi varlığını biliriz ama onu asla göremeyiz. Çünkü sıfır sayılamaz. Sıfır bilinemez. Sıfır sadece sıfırdır. Sıfır. Sıfır. Biliyorsunuz değil mi? Evet, ama biri gösterebiliriz değil mi? Mesela burada bir parmak var. Burada bir elma var. Burada bir ağaç var. Orada bir kuş uçuyor. Burada bir balık yüzüyor. Bir. Her yerde gösterebiliyoruz biri. Evet. Bir elma. Bir tabak. Bir balık. Bir kuş. Bir at. Bir. Bir. Sonra iki. Değil mi? İki. İki parmak var. İki parmak var. Değil mi? İki gözüm var. İki kulağım var. Değil mi? İki bacağım var. İki kolum var. Aa, ikizler. İki çocuk olduğu için ikizler dedik onlara. Orada da iki çocuk var. Evet. Burada iki tane yarış arabası var. Yarış yapıyorlar. Değil mi? Ooo, iki tane jet geçti. Değil mi? Evet. Burada iki tane tosbağa var. Pati pati gidiyorlar. İkiyi de gösterebildik. Bir, iki. İki elma. Bir, iki. İki kırmızı araba. İki. İki. Üç parmak. Üç parmak. Değil mi? Evet. Burada kim var? Kim var? Dalda üç kuş var. Bakın, burada üç tane kuş geliyor. Bir, iki, üç. Üç kuş. Gördünüz mü? Ben de gördüm. Oo, üç atlet. Atlet mi? O giydiğimiz atlet değil. Yanlış anladınız. Bu atlet koşucu olan atletler. Görüyorsunuz değil mi? Evet, nasıl da yarışıyorlar. Üç atlet birden. Evet. Bir kovboy. İki kovboy. Üç kovboy. Üç. Burada üç kovboy var. Üç. Üçü de gösterebildik. Dört. Dört parmak. Burada da bir, iki, üç, dört parmak var. Değil mi? Dört parmak. Dört kadın oturmuşlar. Bıdı 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 çene yapıyorlar. Değil mi? Evet. O dört kadının kocası dört amca da orada masada oturmuşlar, oyun oynuyorlar. Dördü birden. Kesin evde yemek bekleyecekler, kavga çıkacak ama. Bir ağaç.
2 ağaç, 3 ağaç, 4 ağaç, 4, 4 ağaç. 5 parmak, 5 parmak değil mi? Gösterebildik. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ay, 5 taş oynayan çocuklar var. Neden mi 5 taş oynuyorlar? 5 tane taş var ondan. Aa, yukarıda 5 tane yıldız görüyorum. 5 yıldız. Aa, gelin kıza 5'i bir yerde takmışlar, gördünüz mü? 5'i bir yerde ne mi? 5 tane altın takarlar. Onlara 5'i bir yerde denir. Hiç mi duymadınız? Tabii duymazsınız, daha küçücüksünüz. Normal. Evet. 1 top, 2 top, 3 top, 4 top, 5 top. 5. 5 top. 6. Aa, 2 elimle göstermek zorunda kaldım. Çünkü bu elimde 5 tane var. Bir tane parmak daha yok ki şuradan çıkarıvereyim. 6. Artık ya böyle göstereceğim 6'yı ya böyle göstereceğim 6'yı. Bir bundan bir bundan gösteremiyorum. Neden gösteremedim? Çünkü bir elimin gücü yetmiyor artık buna. Değil mi? Oo, 6 tane at. Tık 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 bana doğru geliyor. Bana çarpmasalar bari. Of, üstüme geliyorlardı neredeyse. 6 tane at. Nasıl böyle özgürce koşturuyorlar, gördünüz mü? Gürültü yapmak yok dostum. O tavşanı yakalayacağım. Buradan gelenler kimler? Altılı silahşörler. Üç silahşörleri biliyordum ama altı silahşörleri bilmiyordum. Demek ki üç silahşör bir taraftan, üç silahşör bir taraftan gelmiş. Bunlar altı kişi olmuşlar. Bir kalem, iki kalem, üç kalem, dört kalem, beş kalem, altı kalem, altı, altı kalem. Yedi. Yine iki elimle birden göstermek zorunda kaldım. Çünkü çok fazlalar artık, değil mi? Evet, ya da böyle gösteririm yediyi, ya da böyle gösteririm yediyi. Ama bir bundan bir bundan yedi gösteremiyorum maalesef. Aa, yedi tane tabak hazırlamışlar. Yedi cücelere sanırım. Ah, Pamuk Prenses getirdi tabakları da. Gördünüz mü? Kesin Pamuk Prenses onlara yemek yaptı. Yedi cücelerden de yediyi görmüş olduk. Bu tarafta da çocuklar bilye oynuyorlar. Yedi tane bilyeleri var bakın. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Sanki ben oynuyorum. Çok keyifli. Bir kepçe, iki kepçe, üç kepçe, dört kepçe, beş kepçe, altı kepçe, yedi kepçe. Yedi. Yedi kepçe. Yedi. Şimdi neye geldi sıra? Sekiz. Sekiz. Beşini bu elimden gösterdim, üçünü bu elimden. Mecburum. Beş, üç daha. Sekiz. Daha mı dedim? Onlara sonra geleceğiz. 8. Evet, ya da şöyle göstereceğiz. 5'i buradan gösterdik. 8. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 9 9 Katlayamıyorum parmağımı. Çok zorlandım. Peki nasıl yapabilirim? Şöyle yapabilirim. Şöyle yapayım. Çünkü kaç parmak görüyorsunuz? 9. Şimdi kaç parmak görüyorsunuz? 10. Bunu da görüyorsunuz çünkü. 9, 10. Böyle göstereyim en iyisi. 9. Ya da 9. Ya da 9, 9, 9, 9, 9, 9. Oyun mu oynuyoruz? Hayır. Tabii ki. Oynayalım ya. Oyun güzeldir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 9. Evet, 10. 10. Buradan da 10, buradan da 10. Değil mi? Gel kalbime kon dermişim. Evet, dermişim ne ya? Dedim işte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. Evet, hadi bakalım. Biraz da oyun oynayalım. Oynayalım.
Sağ elimde 5 parmak, sol elimde 5 parmak. Sen de istersen say bak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tekrar sayalım mı? Önce bunu sayalım, sonra bunu sayalım, sonra hepsini sayalım. Hadi baştan, siz de tekrar edin. Evet. Sağ elimde 5 parmak, sol elimde 5 parmak. Hepsi eder 10 parmak, sen de istersen say bak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Harika. Evet kuzucanlarım, neyi öğrendik? 1'den 10'a kadar sayıları gösterdik, öğrendik. 0'ı gösteremedik, 0'ı da öğrendik ama değil mi? Yani 0 kuş, bak 0 kuş var burada. Bir şey göremiyor musunuz? Çünkü 0 kuş dedim, tabii göremeyeceksiniz. Ama 5 kuş var burada. Ah, 5 kuş var. Döndüm. 0 araba var burada. Yok mu? Göremiyor musunuz? 3 araba var burada. Gördünüz mü? Evet, bak 0'ı göremiyoruz. 0 deyince o şeyden orada yok demektir. Anlaşıldı mı? Evet, anlaşıldı. Şimdi toplama işlemine geçelim.